Merhaba arkadaşlar, bugün ASM Hacettepe YouTube kanalında matematik bölümü tanıtımı için ile beraberiz. Merhaba Adil. Merhaba Ezgi. Bugün matematik bölümü hakkında konuşacağız birazcık. Öncelikle Adil kendini biraz tanıtır mısın? Ben Hacettepe 2020 girişliyim. Matematik bölümünü ilk tercihim olarak yazmıştım. Gaziantep'liyim, 22 yaşındayım. Bu şekilde tanıtabilirim. Çok iyi, çok güzel. O zaman şöyle söyleyelim, şu an bildiğimiz üzere tercih dönemi yaklaşıyor ve böyle bir döneme girmekteyiz. E, sen kendi tercih dönemini nasıl e, ilerletmiştin, bu süreç senin için nasıl geçmişti? Ben kendi tercih dönemimi şu şekilde ilerletmiştim. Hacettepe Matematik benim ilk tercihimdi. Zaten hep matematik bölümünde okumak istemiştim e, ama bunu ailem benim üçüncü tercihim olarak biliyor. Ben bunu onlardan gizli <laughs> değiştirmiştim buraya gelmek istediğim için. Umarım babam bu videoyu izlemez. Çok sıkıntı yaşadım. <laughs> ee, ben matematik bölümünde okumak istediğim için hani bir kafamda soru işareti oluşmamıştı. Hocalarımla konuşmuştum. Daha önce matematik bölümünde okuyan tanıdıklarım vardı. Onlarla sohbet muhabbet etmiştim. Ve hani önü çok açık bir bölüm olduğu için gönül rahatlığıyla yazıp gönül rahatlığıyla gelmiştim. Zaten gelmemek en büyük faktörlerden birisi Hacettepe olması adı bile yeterli. Yani ben bu şekilde değerlendirmiştim. Zaten ilk tercimede yerleştim. Çok iyi, çok güzel, önü çok açık gibi bir tabir kullandım. Ben de şöyle bir soru sorayım o zaman sana. Ee, yani bölüm tam olarak ne? Ne iş yapar? Ee, ne gibi iş imkanları sağlıyor bu bölüm? Aslında matematik bölümünün Hani nasıl anlatsam, çok açık bir bölüm. Niye? Biz istersek bankalarda çalışabiliyoruz, özel şirketlerde çalışabiliyoruz, öğretmenlik yapabiliyoruz, üniversitelerde hoca olarak kalabiliyoruz. Onun haricinde istatistik bölümlerine biraz dadanmış olacağım ama... Onların da işlerini yapabiliyoruz. Muhasebeye gidebiliyoruz. Onun haricinde yani borsaya falan atılabiliyoruz. Yani bizim önümüz çok açık ki bize her yerde ihtiyaç var. Bu şekilde anlatabilirim. Hani tek bir yerde tek bir yoldan gitmek zorunda değiliz. İstersen bilgisayar mühendisleri gibi ya da yazılımcılar gibi bilgisayar mühendisi veya yazılımcılık da yapabiliyorum. Evet, epey yelpazesi genişmiş anlattığına göre. Ben o zaman şöyle bir soru sorayım. E, matematik bölümü Hacettepe'de e, Türkçe olarak eğitim verilen bir bölüm. E, sen hiç e, bunun artılarını eksilerini yaşadın mı staj ararken ya da iş bulma konusunda? Artıları, eksileri tabii ki var. Ya Hacettepe matematik daha önce bir İngilizce bölümdü. Ama sonradan Türkçeye çevirdiler. Şimdi tekrar İngilizce yapılmaya çalışılıyor ama çok zor. Yapılamıyor diyeyim. İngilizce olmamasının en kötü özelliği İngilizce konusunda pek kendinizi geliştiremiyorsunuz. Hani dersler İngilizce olmadığı için açıkçası ben kendi adıma konuşayım ben pek İngilizce bilmiyorum. Bu da bir şirkette veya bankada çalışmak istediğiniz zaman sizin önünüze çok büyük bir eksi olarak çıkıyor. Ama bunu kendiniz öğrendiğiniz zaman bu eksi tamamen kapanabiliyor İngilizceyi kendiniz hallederseniz tamamdır. Onlarla Türkçe olmasının avantajı kolay daha kolay anlaması daha kolay oluyor. <laughs> bu şekilde bahsedebilirim. Anladım. Çok güzel anlattın sen de. Umarım arkadaşlarım da soru işaretleri giderilmiştir. O zaman şöyle bir söyle devam edeyim. E, bu bölümü kimler okumalı? Yani lisede matematiği seven bir öğrenci için e, bu bölüm yazması sence yeterli midir? Matematiği seven birisinin bu bölümü yazmadan önce 3-4 kere düşünmesi gerektiğini söyleyebilirim. Hani sevmeyeni söylemiyorum bile. Seven 3-4 kere düşünsün. Çünkü bu bölüm aşırı zor. Hani bunu yazacak arkadaşlar için şimdiden söyleyeyim. Ben kendi adımı anlatayım. Ben vizelerden ve finallerden 3-4 hafta önce kütüphaneye kapanıp çıkmayan bir insanım. Buna rağmen dersleri zar zor geçebiliyorum. Bölüm çok zor. Hani diyorlar ya yurt dışından araştırırken duyarsınız. Yurt dışında tıpla neredeyse kafa kafaya zorluk olarak görülüyor. Yani bu şekilde anlatabilirim. Bölüm çok zor. Ya yani gerçekten çalışacağınıza inanıyorsanız, gerçekten hani odaklanabileceğinize inanıyorsanız bu bölümü yazabilirsiniz. Evet, bölümün zorluğundan bahsettin. Ben de e, hocalarını sormak isterim sana. E, hocalardan memnun musun? Kadro nasıl? Akademik kadro nasıl? Hoca ilişkileriniz nasıl? Onlara ulaşabiliyor musunuz kolaylıkla? Bu bir tık sıkıntılı bir konu benim için. Çünkü ben çok fazla bir hocayla iletişimim olmadı. Ben daha çok kendi halimde takılan bir insanım. Kendim, kendim pişir kendini ye tarzı anlatayım. <laughs> Şöyle... Bazı hocalarımız evet çok çok iyi ya zaten hepsi kariyer olarak çok çok iyi hocalar da bazı hocalarımız öğrenci ilişkileri olarak da çok çok iyiler. Hani seninle birebir sohbet ediyorlar, bir derdinde konuşuyorlar. Ya burada isim vermeyeyim ama bu konuda hayran olduğum gerçekten hocalar var. Ama bazı hocalar da mail atıyorsun. Cevap gelmiyor. Bir hafta geçiyor yanına gidiyorsun. Diyor ki mailini gördüm ama cevap vermedim. <laughs> ya böyle hocalarımız da var. Yani bu şekilde. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> Fena değil gibi duruyor. Yani genel olarak da zaten bu şekilde oluyor hocaların dağılımı. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim sana. Ee, bölüm için ya iyi ki okuyorum ya da keşke okumasaydım dediğin anlar oluyor mu sende? Keşke'den başlayayım. başlayayım. <laughs> keşke okumasaydım dediğim anlar çok fazla oluyor. Özellikle vize ve final haftaları. Ya her zaman o kafadayım. Ben hatta 3. sınıfa geçene kadar bölümü bıraksam mı? Bölümü değiştirsem mi? Başka bir yere geçiş yapsam mı diye çok fazla düşündüm. Ee, i̇yi ki okumuşum dedim alanda. Hani tamam dersleri geçtim, kafam rahatlıyor ya. O zaman diyorum ki iyi ki okumuşum. Önü çok açık, bana çok güzel şeyler kattı katdı. Yani önün çok açık olması benim için en büyük faktör. Çünkü hani kafası karışık olan arkadaşlar için bu çok daha şey oluyor. Hani nasıl diyeyim? Çok daha bir yol gösterici, yol gösterici oluyor. Anladım. Çok iyi, çok güzel. O zaman şöyle bir soruyla devam edeyim. Şimdi matematik bölümü hakkında konuştuk ama matematiği Hacettepe'de okumanın farklılığı nedir? Bunu sorayım sana. Farklı Neden Hacettepe'yi Hacettepe tercih mi? ettin? Hacettepe'yi tercih etme sebebim öncelikle kampüsüydü. Kampüsünü çok fazla duyuyordum. Ve zaten Hacettepe şu an devlet üniversiteler arasında neredeyse birinci sıralarda. Ee, sırf bu yüzden hani adından dolayı ve kampüsünden dolayı tercih etmiştim. Ama tercihlerimden sonra ya tercihimi ettim. Buraya geldim. Diyorum ki iyi ki etmişim. Çünkü burada birçok topluluk var. Birçok aktif toplulukla berabersin. Hani bu çoğu üniversitede yok. Mesela ben kendim bildim beri topluluğun içindeyim. Üniversiteye girdim ben beri. Bu topluluklar senin gelişime çok fazla bir katkı sağlıyor. Onun haricinde kampüs hayatı gerçekten çok güzel. Hani şöyle <laughs> diyebilirim. Beytepe kampüsü Sıhıya için bahsetmiyorum. Onun da bahsedeyim ufak. Hacettepe'nin iki tane kampüsü var. Biri Beytepe, biri Sıhyiye. Sıhyiye'de sadece sağlıkçıların bulunduğu kampüs. Beytepe kampüsü diğer bölümlerin bulunduğu kampüs. Beytepe'nin hayatı gerçekten çok iyi. Hani küçük bir Ankara oluşturmuşlar diyebilirim içeride. Kampüs dışına çıkmadan hayatımı geçirdim de biliyorum. Evet, gerçekten kampüsümüz güzel arkadaşlar. Adile katılıyorum ben de. Ee, ve topluluklardan bahsettin. Topluluklarda aktif olarak rol aldığından. Biraz daha detaylandırır mısın bu konuyu? Ee, ben kendim bildim bileli ASM topluluğundayım. ASM toplu şu an Hacettepe'nin en büyük topluluklarından birisi. Ee, Birçok etkinliği bulunmakta. Teknik ve sosyal etkinlikler. Bunun haricinde koordinatörler arasında da etkinlikler bulunmakta. ASM'in 5 tane koordinatörle bulunmakta. Bunlara gelirseniz hep beraber daha ayrıntılı konuşabiliriz. Ama topluluk sizin hani yazdığınız üniversite kadar etkili bir şey. Çünkü bu topluluklar CV'nize giriyor. CV'nizden sizin diğer arkadaşlarınızın önüne çıkmasını sağlıyor yani siz bir toplulukta bulunduysanız bu sizin için her zaman için bir avantaj. Hiçbir zaman dejavat, dezavantaja dönüşmüyor. Evet ben de Adile katılıyorum. Orientasyon haftasında eğer gelirseniz sizlerle tanışmayı çok isteriz. Ee, son olarak şunu sorayım. Ee, Yerleştirme açıklandı. Bir öğrenci Hacettepe'de matematik bölümüne yerleşti. Sen bu öğrenciye ne tavsiye vermek istersin? Bu tüy olabilir dersler hakkında genel yaşantı. Ee, ben ne tavsiye vermek isterim? Eğer evde kalmayacaksanız kesinlikle kampüsün içinde bir yurda yerleşmeye çalışın. Çünkü kampüsün içinde kalmak çok büyük avantaj. Ya ben zaten bir yıl online okudum ilk yılımı. ikinci yılım kampüs dışında kalarak geçirdim. Şimdi kampüsün içinde kalıyorum. Zaten şu anda da kampüsteki yurtlardan birisinde kalmaktayım. Yurtlardan bahsedeyim. Yani yurt konusu açılmışken. Hacettepe'nin kendine özel yurtları da bulunmakta. İki tane kampüsün içinde KYK yurdu. İki de özel yurt bulunmakta. Bu özel yurtlara girmeyeceğim. Onların fiyatlarını falan internetten siz kendiniz araştırabilirsiniz ama Hacettepe'nin kendi yurtları, yani kız ve erkek yurtları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir de öğrenci evleri var bunun haricinde. Ben erkek yurdunda kalıyorum. Kız yurdunda kalan tanıdıklarım da var. Gece çıkış saati, ya gece en son giriş saati 2. Sabah çıkış saati sabah 6. Yani çok rahat oluyor bu konuda. KYK'lar gibi değil. Ama onun haricinde iki tane de KYK yurdu var. KYK'ların zaten saati son giriş 11. Sabah çıkış yine 6. Ya bu şekilde söyleyebilirim. Fiyat farkı olarak da bir fark olmuyor çoğunlukla. Ya çok fazla bir fark yok. Kampüste yaşama konusunda söylediklerine katılıyorum. Gerçekten eğer kampüste kalma gibi bir şansınız varsa okuldaki yurtları sonuna kadar değerlendirin derim. Ee, benim Adil'e soracaklarım bu kadardı. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır Adil? Son olarak eklemek istediğim bir şey. Eğer Hacettepe'yi kazanırsanız kesinlikle standımıza uğrayın ve sizinle bir sohbet etme şansı yakalayalım. Evet ben de Adil'e katılıyorum. Ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sorularınızı cevaplandırabilmişizdir. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.